İnsan ölmek üzereyken ne düşünür? Bir kez daha yaşama şansı olsa acaba ne yapmak ister? Güneşin doğuşunu izlemeyi mi? Denizin mavisini görmeyi mi? Mesela çıtır bir simitin kokusunu. Balkondan halı kilim silkelemeyi. Hatta dedikoduyu. Emel, canım. Bak sana çok güzel hikayelerim var benim. Bana bak, bu üst sokaktaki Fitnat yok mu? Ben sana Fitnat diyorum ya. Senin isim alan işte. Kızım, onun evinde bir kavga çıktı. Allah'ım, kocasıyla ikisi saçlarını böyle böyle çekerek. Kocası geldi. Yani ben misal veriyorum sana. Daha ballandıra ballandıra anlatıyorum yani. Kız senin gibi anlatamıyorum ben ama bak sen dedikoduyu müthiş anlatıyordun. Ah kardeş, kardeş. Emel çok özledim seni Emel. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Doktorlar senin fişini çekmek istemiş. Ama senin yeni koca asla demiş kat'a zinhar. İster demiş bir ay yatsın, ister demiş beş ay yatsın, beş sene yatsın, makineye bağlı olsun. Ne demiş biliyor musun? O benim uyuyan güzelimdir demiş. Düşünebiliyor musun? Adam sana uyuyan güzel demiş. Çok güzelsin. Emel, Emel, Emel. Aa, Yasemin sen burada mıydın? Buradayım canım, buradayım. Aa, Sinan'dan da alışığım ben. Bitkisel hayatta böyle şey oluyor. Moral oluyor benim anlatışlarım. Öyle kalktı ayağa. Darısı bunun başına, darısı kardeşimin başına. Kalk hadi kalk, 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 kalk. Nasıl? Var mı bir gelişme? Yok, var. Var, var. Canım, bugün yarın kalk araya. Tay, 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 tay Emel. Tay, 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 tay. Emel, canım. Sen şimdi bana inanmayacaksın ama seni çok özledik. Yani sensiz mahallenin tadı susu kalmadı. İnan. Yasemin, benim altıya da çıkmam lazım. Sen burada mısın? Ben biraz daha buradayım canım. Hadi görüşürüz. Senin kocan bir pejmurde olmuş, ay yaş olmuş, berduş olmuş. Kız kendini eve kapatmış, çıkmıyor. Kapıyı çalıyoruz, çıkmıyor. Bugün yine gideceğiz ama mahallecek. Bir çiçek, bir kolonya götürelim diyoruz adama. Emel'im, görüşürüz tamam mı? Ben Fitnat'la ilgili gelişmeleri sana anlatırım. Hadi canım benim, hadi. Ay ipek gibi teni Kur'an çağırsın. Hadi görüşürüz canım benim. Hadi. Kızım güçlü vursana şuna yumrukla. Yok açmıyor işte. Açmıyor. Peki bir de ben çalayım dur. Gel. Şöyle. Yavuz Bey! Yavuz Bey! Yavuz Beyciğim, bizi duyduğunuzu biliyorum. Kapının arkasındasınız. Öyle hissediyoruz hepimiz. Bakın ben hastaneden geliyorum. Ya Allah bin kere razı olsun siz Emel'in fişini çektirmemişsiniz. Biz de işte teşekkür babında geldik buraya fişi çektirmediniz diye. Yavuz Beyciğim. Yavuz Bey. Açmıyor. Ah Yavuz Bey. Yavuz Bey. Yavuz Beyciğim bir Allah aşkına. Kızım perdenin arkasından beni görünce şak diye kapattı. Niye acaba? Ay adamın yüzü limon, limon. Bitmiş, bitmiş. Hayır, yalnız kalma isteği anlaşılabilir bir şey ama ya bari iyi olduğunu falan bilseydik ya. Ne de olsa Emel'in emaneti o bize değil mi? Aslında böyle nöbetleşe kapısına gelmemiz lazım. Ya açmasa bile böyle vurup biz buradayız demek lazım adama hakikaten. Tabii tabii, emanete hıyanete girer bizimki yapmazsak. Hmm. Bir de nedir o sabreden, sabırlı olanlar. Neydi o laf ya, anladınız? İşte ona benzer bir şeydi ama haklısın, doğru söylüyorsun. Yalnız benim işe gitmem lazım. Kız, benim burada ne işim var? Benim de işe gitmem lazım. Ben de Nermin'le büyük bir düğün siparişi aldım da ona gitmem lazım. Tamam da hepiniz bana bakmayın şimdi. Benim işim yok ama ben de ahşap boyama kursuna başladım yani. Marangozluğa mı başladın? Marangozluk diye canım. Belki ilerleteceğim ahşap boyamayı, inceliklerini öğreneceğim. Dükkan falan açarım, belli olmaz. Kız bak çok iyi düşünmüşsün ha. Evde öyle durmaktansa boş boş. Boş değil tabii canım. Çamaşırı var, ütüsü var, bulaşığı var da zanaat bu. Eline altın bir bileziktir bu. Para kazanırsın. Heh yani.
Biz niye burada bunu tartışıyoruz ki? Ben Sinan'a söyleyeyim. Ya da istersen sen de söyleyebilirsin Yasemin'ciğim. Yok canım, yakışık almaz. Sen de. Sık sık Yavuz'a uğrar, onu kontrol eder. Ama kapıyı böyle bayağı gürül gürül çalsın, mıyıl mıyıl çalmasın. Onu biliyorsun yani. Ha. Bana düşmez, bana ne? Aranızda çözün de. Güçlü çalsın kapıyı yani. Ben de bir makarna yapayım peynirle. Adamın içi açılır. Bence yeterince acı çekmiştir diye düşünüyorum Yavuz Bey. He? Bir dakika. Ne demek istedin sen? Yok yok, bir şey demek istemedim. Dedin bayağı. Yok vallahi yorulma diye ben şey... Sen çok yoğunsun ya bu aralar, onun için söylüyor. Yani ayrıca senin bir şey yapmana da gerek yok. Ben hemen iş yerinden bir şeyler gönderirim. Sinan'la götürür işte Sinan bana. İyi işte ya, bak öyle bakma ya. İyiliğin için söylüyorlar, iyi niyetle söylüyorlar. Değil mi Elif? Hadi Kudret çoktan işe gitti, sen de geç kalacaksın hadi. Evet evet hadi. Ben geç kalırım. Hadi Elif, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Terbiyesizlere bak. Kafanızdaki darbenin düşme sonucu olması bana hala tuhaf geliyor. Ha, bunun nesini tuhaf buldunuz, ben de bunu anlamıyorum doktor bey. Size söylediğim gibi taksiden indim, ayağım takıldı, yere düştüm. Düşerken de kafamı kaldırıma çarptım. Yani hepsi bu. Bir iki test daha yapmam gerekiyor. Büyük bir ihtimalle yarın taburcu olursunuz. Doktor bey iyileşti mi? Yani yarın taburcu olabilecek mi gerçekten? Kalmasını gerektiren bir durum göremiyorum. Sonra tekrar uğrayacağım Altay Bey. Hayırdır Nermin? Eve döneceğime pek sevinmemiş gibisin. Sevindim, sevinmesine de. Altay, içimde bin bir türlü kuşku var. Yani yeniden yalan söyleyecek misin? Yeniden bir yere girip bir hırsızlık yapacak mısın? İnan seni çok seviyorum. Ama başka böyle bir durumu kaldıracak durumda değilim. Lütfen, lütfen beni anla. Nermin, ne olursun canım artık üzme kendini, ne olur. Bak, sana söz veriyorum, bu sefer her şey çok farklı olacak. Nasıl? Ben uzun uzun düşündüm Nermin. Artık kendime bir çek düzen vermem gerekiyor. Bunu yapabilecek misin Altay? Nermin. Bak, hayatımda iyi gitmeyen, beni mutsuz eden birçok şey var. Bunları biliyorsun. Ama tüm bunlarla beraber hayatımda çok iyi giden ve beni çok mutlu eden şeyler de var. Senin gibi. Sen benim için çok önemlisin Nermin. Ben seni kaybetmeyi asla göze alamam. Onun için irademe hakim olup kötü huylarımın hepsini bir bir eleyeceğim. Ve senin hak ettiğin gibi bir eş olacağım. Altay, bunu gerçekten yapabilecek misin? Yapacağım elbette. İnşallah öyle olur. Çünkü inan yeni yalanları kaldıracak durumda değilim. Hayır Nermin, hayır, artık yalan yok. Sana söz veriyorum. Semiha teyzeciğim. Sen misin Suzan kızım? Benim Semiha teyze. Hastaneye yattığını duydum da bir geçmiş olsun dileyim dedim sana. Doktorla da konuştum. Kalp krizi geçirmişsin ama merak etme, durumun iyiymiş. Sen nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim iyiyim çok şükür. Doktor ne dedi, niye kriz geçirmişim? Bir şey söylemedi. Azrail'i gördüm, evime girmişti. Canımı alacaktı. Azrail. Ben de merdane kaptığım gibi indirdim kafasına. Kolay pabuç olmayacağımı gördü, kaçtı. Evet. Ay demek öyle. Hay Allah. Sana burada bol bol ağır kesici vermişler belli. Bir bloğumu çalacaktı. Eğilmiş teker teker bakıyordu. Bak sen. Biblo hırsızı Azrail'e. Evet. Bana diş geçiremeyeceğini anladı. Öteki kadın başına gitti.
Hani direğe çarpan var ya. Emel. Bana inanmıyorsun değil mi? Uydurduğumu düşünüyorsun. Yok aşk olsun. Semiha teyzeciğim hiç öyle düşünür müyüm? Neyse ben gideyim Semiha teyze. Sen de biraz dinlen. Ben daha sonra geleceğim tamam mı? Buralarda o Ezrail'i görürsen ondan korktuğumu sanmasın. Papuç bırakmayacağım ona. Muhakkak söyleyeceğim. Bir şey anladıysam Arap olayım ya. Bir şey soracağım. Siz bu Nur Banu'yu ne zaman sınıf başkanı seçtiniz? Bir hafta oldu. Öğretmen doğum izni ayrılınca kendini sınıf başkanı ilan etti. Bak kardeşim. Bak bak. Şuna bak, şunun güzelliğine bak. İnce ince boyamışım, süslemişim. Beğenmedi kadın. Olacak şey mi ya? Ay bir de tepeme dikilip çeneniz çalışacağını, eliniz çalışsın falan demez mi? Vallahi gırtlaklayacaktım ha. Ay evet ya, kadın resmen başımıza diktatör kesildi. Yok yok, böyle olmaz. Ben o diktatörlüğe son vereceğim. Adil yollardan seçim yapacağız. Gayet demokratik davranacağız. Ben adaylığımı koyacağım. Bak söz veriyorum, çok adil bir başkan olacağım. Ne iş yapsanız beğeneceğim. Tamam mı? Cuma günü kursa gider gitmez ben adaylığımı açıklıyorum. Bitti diktatörlük. Yani biz oyumuzu sana veririz de Nazan'la Demet kesin ona verirler. Biz kaç kişiyiz? 6. 3'e 3 oluyor. Bir oya daha ihtiyacım var o zaman. Hay Allah, ne yapsam ki? Ömer. Odadayım hayatım. Özür dilerim hayatım, geciktim vallahi, pes dilimi çıkardılar. Bu arada unuturum bak, söyleyeyim şimdiden. Yarın akşam Gülşahlar'da yemek yiyeceğiz. Tamam. Ne oldu? Koluna kramp falan mı giriyor? Niye öyle duruyorsun? Hayatım ağırlık çalışıyorum ya hani. Yani kas yapıyorum. Ha? Dokunmak ister misin kaslarıma? Ay Ömer vallahi hiç halim yok. Yoksa sen kaslı bir kocan olsun istemiyor musun? Ömer bak bir şey söyleyeceğim. Çok yorgunum. Yemek yemeyeceğim ve hemen yatacağım. Ömerciğim. Ömer çok yorgun. Ömer. Ömer duy beni, çok çok yorgunum diyorum. Çok olmuş kaslarından muhteşem. Bir dakika. Şampuan mı kokuyorsun sen? Aa evet. Şey, meyve suyu döküldü üstüme. Ha. Yani şöyle, Ayşe vardı ya, bizim ofiste, anlattım sana. Ha. Toplantı bitti artık, kalkacağız. Arkamdan dolanıyor. Bence kasten yaptı. Bayağı elindeki meyve suyunu al, benim üstümden dök. Her tarafım şeker içinde kaldı. Ben de yıkanmak zorunda kaldım. Nasıl yani? Senin ofisinde duş mu var? Yok, Kudret'in ofisinde var. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi soyunup Kudret'in ofisinde duş mu aldın yani? Ne? Yok. Ay, saçmalama, Kudret ofiste yoktu tabii ki. Ya peki birden girseydi seni soyunuk halde yakalasaydı? Ömerciğim kilit diye bir şey var kapıyı kilit. Ya bir dakika şimdi, başlatma kilidinden. Ne olursa olsun bir başkasının ofisinde böyle duş almana falan müsaade edemem ben. Bir daha olmasın lütfen. Peki. Yavuz, Sinan ben. Yavuz, içeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı, Sinan ben. Yalnız kalmak istiyorsundur kardeşim biliyorum ama merak ettim seni, bir göreyim istedim. Gördün işte. Suzan yiyecek bir şeyler gönderdi sana. Açsındır şimdi. Hazırlayayım ben, koyayım mı? Yemek istemiyorum.
Zor tabii kardeşim. Kötü günler yaşıyorsun. Geçecek ama. Sen de biliyorsun, atlatacaksın. İşte herkesin başından geçiyor. Ben de çok kötü günler yaşadım Yavuz, inan. Sen hiçbir halt yaşamadın. Şimdi beni anladığını söyleyeceksin değil mi? Sakın söyleme bunu Sinan. Sakın! Yok, ben yardımcı olayım diye. Sen bana yardımcı olamazsın Sinan! Benim yaşadığım acıyı da anlayamazsın. Defol git evimden. Suzan'la yaşadığın mutlu hayatına dön. Tamam kardeşim, haklısın. Anlayamam ben yaşadığın acıyı. Kudret amca. Merhaba güzelim. Annem çıktı mı? Yok, banyoda. Banyoda mı? Yapma ya. Servise geç kalacağım. Anneme söyler misin çıktı mı Kudret amca? Söylerim canım. Hadi çabuk. Acele et sen o zaman. Hadi koştur, koştur. Merdivenlerde dikkat et, düşme. Elif! Kudret, sen mi geldin? Korkma benim, ben Kudret. Hadi hazırlan, toplantıya geç kalıyoruz. Kudret, ne arıyorsun sen burada? Toplantı saat 11'de değil miydi? Elifciğim, 9'a alındı. Yani aramaya çalıştım seni ama açmadın telefonu. Ah, tamam tamam. Hemen şey yapıyorum. Ah, pardon, biraz bekleteceğim seni. Ah! Elif! Elif, iyi misin? Elif, ses versene! Elif! Elif! Elif, hadi ses ver ya. Bak, ses vermezsen girerim içeri. Elif, bak, giriyorum. Elif! 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 Elif, Elif. Ya hadi aç gözlerini be. Üf, neydi şu ambulansın numarası ya? Ne oldu? Açtım gözlerini, şükürler olsun. Ya ödüm karıştı kızım be. Bana ne oldu? Şey, sen banyoda düştün. Buraya nasıl geldin? Şey, seni ben taşıdım. Allah'ım, yer yarılsın, yerin dibine gireyim ben. Eyvahlar olsun. Ya utanılacak bir şey yok canım. Yani sen düştün, kaza geçirdin. Ben de seni kurtardım. Ne yapsaydım yani? İnsanlık vazifesi değil mi? Yani öylece bırakamazdım herhalde banyoda seni. Ya, yani tabii... Hayatımı kurtarmış sayılırsın bir bakıma ama. Yani ben de şimdi bir nevi kahraman oluyorum değil mi? Aa evet, ama acaba bu bizim aramızda kalabilir mi? Niye? Yani sen düştün, ölmek üzereydin. Kudret de geldi ve... Öyle olmadı o. Yani öyle oldu ama hani Ömer bunu duyarsa baygınlık geçirebilir çünkü. Niye? Çünkü şöyle ki ben... çıplağım, içimde bir şey yok, üstümde bornoz var. Bayılıyorum, sen geliyorsun, kucağına alıyorsun falan ya. Yani bunları duyarsa Ömer biraz delirebilir. Doğru vallahi ya, haklısın. Ben hiç düşünemedim bunu. Tamam, sen hiç merak etme, aramızda. Oh, tamam. Sen bugün işe falan gelme, tamam mı? Yat, dinlen, toplantıyı da boş ver. Yok yok, ben iyiyim ben. Ben hazırlanırım, şimdi hazırlanırım. Emin misin? Çok eminim, ben hemen hazırlanırım. Peki, sen bilirsin. Tamam, sen o zaman giyin.
Ben dışarıda bekleyeyim ha. Bana bak ama sakın bir daha düşme. Kurtarmam bir daha vallahi. Kudret. Aramızda. Aramızda. Tamam. Benimle konuşmak istemişsiniz Altay Bey. Ağrınız mı var yoksa? Yok yok, ben gayet iyiyim Doktor Bey. Şey, bu koridorun karşısındaki odada kalan yaşlı hanımla ilgili. Sanırım onunla da siz ilgileniyormuşsunuz. Ha evet, Semiha Hanım mı? Tanışıyor musunuz? Tabii tabii. Aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz yani. O yüzden şeyi merak ettim. Durumu nasıl? Maalesef hastalarımızın yakınları haricindekilerine bilgi veremiyoruz. Anlıyorum. İşte ben de onun için sizinle konuşmak istemiştim aslında. Zavallı kadıncağızın kimi kimsesi yoktur. Bir başına yaşar. Bir Amerika'da yaşayan bir kızı var ama o da senede bir ya gelir ya gelmez. Yani anlayacağınız, kadıncağız bir evde bir başına yıllardır yaşayıp duruyor. Ve haliyle bunadı da. Bunadı mı? Bunu da nereden çıkarttınız? Siz tuhaf tuhaf konuşmalarına hiç şahit olmadınız mı? Hayret. Belki bunama değilse daha farklı bir sorun da olabilir ha? Bazı konuşmaları tuhafıma gitti ama yaşadığı şokla bağdaştırmıştım. Sürekli böyle olduğundan haberim yoktu. Maalesef hep böyle. Onun için taburcu edilip tek başına evine gönderileceğini duyduğumda açıkçası kadının adına üzüldüm. Dediğiniz gibi ise yalnız başına kalması son derece tehlikeli olacak. Değil mi? Ya geçen gün eşim söyledi. Mutfakta ocağı yakmaya çalışırken az kalsın evi yakıyormuş. O takdirde bir kurumun gözetimi altında kalması daha iyi olacak tabii. Ay yazık. Ama tabii böylesi daha iyi değil mi? Yani hem kendi açısından hem de etrafındakiler için. Yani Allah göstermesin bir yangına falan sebebiyet verirse... Yani tam olarak bilmiyorum ama böyle bir durumda doktor olarak siz de sorumlusunuz. Değil mi? Demek Altay abi sana söz verdi ha? Yani artık gidip milletin malını çalmayacak. Nasıl böyle imalı imalı konuşuyorsun? Nereden öğrendin bilmem ki. İşin ustasından canım. Yani senden. Ayıp. Çok ayıp Kerem. Ya ben önemli konularda hiçbir zaman böyle dalga geçer gibi konuşmuyorum. Ya, tamam bak anne. Üzülmeni istemiyorum. Ama gözümle gördüğüm bir şeyi de görmemezlikten gelemem ki. Bence Altay abi yalan söylüyor. Onun kafasında başka bir plan var. Keremciğim, Altay abim benim kocam ve ben ona bir şans vermek istiyorum. Buna mecburum. Adam milletin evine hırsızlığa giriyor. Sonra kalkıyor sana şirketi sattırmaya çalışıyor. Unutuyor musun bunları? Unutmadım. Tabii ki unutmadım. Tamam. Sen Altay abiye bir şans daha ver. Sen daha onun düzelmesini bekle. Ben de o sırada gidip bir boşanma avukatı bulayım. Nasıl olsa ihtiyacın olacak. Canım, ben de tam sana geliyordum Yasemin'cim. Aleykümselam. Sen cimcim dediğine göre benden bir şey isteyeceksin, yumurtla. Aşk olsun ya. Yumurtla hadi. Bak ne diyeceğim. Sen hep hani bir ahşap boyama kursuna gitmek isterdin ya. Kim? Sen. Oh, üstüme ilikse ben nefret ederim ahşap boyamadan. Olur mu canım? Hani dün bana dedin ya, aferin Gülşah, iyi etmişsin Gülşah, o kursa başlamışsın, bir altın bileziğin olacak demedin mi? Dedim. Ben onu senin için söyledim. Kızım, benim zaten Trabzon burman var kolumda. Ben hem terziyim hem de vekil öğretmenim. Vaktim yok benim zaten. Ama tabii artık terzilik öldü. Yok canım. Tabii öldü canım yani. Baksana her yerde hazır giyim mağazaları var. Halbuki ahşap boyamacılık öyle mi? Geleceğin mesleği. Çok parlak. Sen de gel bizim kursa. Senin için iyi olur hem. Ay Gülşah, sen tezgahtar gibi ne böyle benim mesleğimi değiştiriyorsun durduk yere. Deli misin diyor hani, gidiyorum ben deli. Ya kızım 3 saatcik be, haftada 3 saat. Gülşahçım, yok benim vaktim. Okulun perdeleri yırtık pırtık olmuş. O işi üstüme aldım baksana. Dünyanın eşi. Gel.
Ben evde dikiş yaparken sen de bizim oğlanın dolabını boya, ahşap boyama. O delik deşik olmuş, gel ona alıştırma yapsan, gel. Hayatım olmaz şimdi, benim vaktim yok. Kursa gidecek birini bulmam lazım, başka zaman. Uyuz. Senin gerçek yüzün bu işte. Ay, aşk olsun be. Ama ne aşk olsun, üç kağıtçı seni. Ha bir de ahşap boyama falan diyor, manyağı bak Allah'ım ya. Deli. Aa! Merhaba Ömer. Merhaba Gülşah. Ne bunlar, tahta mı? Yani Necda odasına kitaplık istemişti de ben de marangozdan böyle sunta kestirdim. İşte ben monte edeceğim falan. Çok güzel. Tabii renkleri biraz basit olmuş. Öyle mi dersin? Hayırlı. Tabii. Ya keşke ahşap boyamacılığını bilseydin de şöyle bir pembeli morlu güzel bir şey yapsaydın. Necdacık nasıl sevinirdi kim bilir. Aman canım, ahşap boyamadan ne var? Ya giderim hırdavatçıya bir ahşap boyası alırım, boyarım işte. Olur mu canım? Ahşap boyamacılık bir zanaat yani. Onun da okulu var, kursu var. İncelikli bir iş. Hatta ben bir kursa başladım bununla ilgili. Aa! Bak, şimdi söyleyince aklıma geldi. Sen istersen gel bizim kursa, ben sana ön ayak olayım. İster misin? Ya aslında çok isterdim ama mümkün değil. Ben çok meşgulüm Gülşah. Yani Elif işe başladıktan sonra biliyorsun evin işleri hep bana bakıyor artık. Anlıyorum. Yazık. Yani bir erkeğin eline böyle tahta, ahşap falan daha çok yakışır çamaşırdan. Ama sen bilirsin. Ya. Yani. Karışma. Geldim. Gelsene Sinan, gel. Ne haber? İyidir. Oğlum baban geldi. Ütü yapıyorum da. Fişe takılı, gel. Gel gel. Perdeleri mi değiştiriyorsun? Yok canım, okulun perdeleri. Bunlar kısalttım azıcık boylarını. Birazdan da okula götüreceğim alıp. Hepsini? Ha. Zor olmasın sana. Benim arabayla git istersen. Yalan. Ay. Vallahi nezaket yapıp hayır demeyeceğim. Ne nezaket? Aramızda nezaket mi var? Ay çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti bu. Dikkat et ama. Aa, dikkat benim göbek adım, bilmiyor musun? Tabii canım, bilmez miyim? Oğlum baban geldi. Yavuz'a uğradım dün ben. Açtı mı kapıyı? Zor oldu ama açtı. Yazık adama ya. İyi değil adam ya. Çok içiyor. Ay yazık. Biraz sohbet edelim dedim. Neredeyse kavga çıkaracaktı. Niye sana saldırıyor? Senin ne suçun var ki? Suzan'la mutlu hayatına geri dön deyip kovdu beni. Allah Allah. O ne demek ya? Aslında anlamak lazım adamı da. Şimdi karısı bu haldeyken karşısında mutlu bir çift görmek istemiyordur belki. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne dedim ki şimdi ben? Tamam ben giderim. Ben giderim adamı ziyarete. Birey birey bana kapıyı açar. Hayır hayır, ben onu demem. Yok tamam Allah aşkına, ben anlayacağımı anladım. Zaten Emel öyle sokağın ortasında yatarken o kazayı geçirdikten sonra çok kafamda muhasebesini yaptım bunun. Nasıl darma duman bir aile olduk. Nasıl bu hale geldik, şu hale bak. Oğlum baban geldi. Biz elimizden geleni yaptık Yasemin. Ha yaptık evet. Oğlum! Baban geldi diyorum. Baba! Oğlum! Acıktın mı? Karnımızı doyurmaya gidelim mi? Tamam. Sırdım. Hadi biz gidiyoruz. Hadi afiyet olsun size. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Montumuzu da alalım. Hadi bakalım. Altay Bey, lütfen parmağımı takip eder misiniz? Merhaba Altay'cığım. Merhaba Doktor Bey. Hoş geldin canım. Ne olur çıkar beni bu hastaneden artık. Çok sıkıldım kontrollerden, muayenelerden çok. Bitmek üzere, bu sonuncusuydu. Hay umarım. Bu darbeye sadece düşme sonucu aldığınızı inanmıyorum. Sanki büyük bir kavgaya karışmış da birisi tarafından kafasına sert bir cisimle vurulmuş gibi. Doktor Bey, Altay vurdalı kırdılı şeylerden hiç hoşlanmaz. Hatta film bile izlemez. Zira kendisi kibar ve nazik bir insandır, öyle tanınır. Ne güzel. Biz son kontrollerimizi yaparken isterseniz siz de taburcu işlemlerini halledebilirsiniz. Ah tabii, hemen halledip geleceğim. Şimdi lütfen sadece gözlerinizle parmağımı takip eder misiniz? Nermin, Altay nasıl? Canım şimdi taburcu işlemlerini başlatacağım.
Senin ne işin var burada? Ya Semiha teyze var ya hani mahalleden. Hı. Kalp krizi geçirmiş de onu bir ziyarete geleyim dedim. Ay duydum yani kendi telaşımdan ziyaret edemedim. Artık Emine çıksın da orada ziyaret ederim. Keşke çıkabilse. Doktorla konuştum da biraz böyle akıl sağlığını yitirmiş. Amerika'da bir kızı vardı hatırlar mısın? Kızını aramış. İşte huzur evine yerleştirelim falan diye. Kızı da tamam demiş. Yani çatlak olduğunu bilirdik de buna mı hiç duymamıştık doğrusu. Neler söylediğini bir duysam. Yani ağzın açık kalır. Bu kalp krizi geçirdiği gece var ya. Güya Azrail girmiş evine. Azrail'i biblolarından birini çalarken görmüş. Allah Allah. O da çat diye indirmiş Merdane'yi kafasına. Merdane mi? Ya artık nasıl uyduruyorsa. Neyse. Bana bak Azrail'in suratını iyice görebilmiş mi bari? İnler mi? Sen de bir acayipsin ha. Azrail yüzüne bakılır mı hiç? Ama Semiha teyzenin demesine göre Azrail'in suratında bir maske varmış. Sonra da Azrail herhalde fikir değiştirdi. Emel'in önüne fırladı. Emel de direğe çarptı. Durum bu. Ay neyse ya. Ben gideyim de biraz moral vereyim Semiha teyzeye. Şimdi huzur evine yerleştireceğim diye bu morali çok bozuktur. Altı'ya selam söyle. Tamam mı? Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Artık eşiniz size emanet Nermin Hanım. Öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. Yardım ister misin Gülşah? Aa, olur mu canım? Siz benim seçmenimsiniz. Ben size hizmet için varım. Lütfen. Ay canım, Seda'yı da aranıza alman süper olmuş. Çok iyi düşünmüşsün gerçekten. Ben Aslan Burcu'yum biliyorsun. Liderlik kanım da var. Baksana saçları yele gibi. Kolay gelsin canım. Sağ ol canım. Ay. Bazılarınız doğal mı? Yoksa çalışarak mı yaptınız? Doğal sayılır. Yani çok çalışmadım aslında. Ay bir de çalışsaydınız. Ömer. Bir dakika bakar mısın? Kavanozu açamadım da kas gücüne ihtiyacım var. Bana bir dakika müsaade eder misiniz? Sadece bir dakika ama. Nerede bakalım kavanoz? Ne kavanozu ya? Bırak kavanozu. Kadın seni saf gördü, oltayı attı hemen. Ne safı, ne oltası? Ne diyorsun sen Gülşah? Ömer bak, sana bir şey söyleyeceğim. Açıkçası ben seni bu kursa bana oy vermen için kaydettirdim. Yani o gıcık Nurbanu'yu tahtından etmek için, anladın mı? Ama şimdi sanki olay biraz amacından sapmış gibi duruyor. Yani belki de bu kadar kadının arasında olman hoş değil. Ya doğru olmayabilir yani. Bence sen oyunu kullan, ondan sonra kursu terk et. Ben gayet memnunum kurstan. Yeni şeyler öğreniyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. Yeni insan, yeni insanlardan kastettiğin o fingirdek Seda mı? Kim? Seda Hanım mı fingirdek? Çok ayıp Gülşah, çok ayıp. O çok kibar ve dost canlısı biri. Dost canlısı? Evet. Erkek canlısı, erkek. O buraya belli ki fingirdemeye gelmiş. Kurs murs bahane. Sen de hemen oltaya geldin tabii. Attı böyle, çekti sen de sazan gibi vurandan yakalandın. Ya ne oltası ya? Sadece biraz sohbet ettik bu kadar. Sohbet mi? Ay kaslarınız sizin kaslarınız mı yoksa babanızın kasları mı? Böyle sohbet mi olur? He? Bak sen benim has arkadaşımın kocasın. Seni kurda kuşa yedirmem, anladın mı Ömer? Sizi bir daha böyle kuşlar gibi muhabbet ederken görürsem... Yasemin gibi yap. Bak çok çok fena olur. Anladın mı? Biriyle sohbet etmek istersen benim yanıma geleceksin. Futbol falan konuşacağız. Tamam, anlaşıldı. Seda Hanım'la sohbet yok. Anlaşıldı. Ha kursta da benim yanımda oturacaksın. Tamam, bundan sonra gözüm üstünde olacak senin. Üstünde. Buyurun. Merhaba Yavuz Beyciğim. Nasılsınız? Sağ ol. Allah iyilik versin. Ben size sarma sardım, kendi ellerimle yaptım. Bir şey söyleyeceğim, alım çıkmış 9'a inmez 8'e. Siz denilenlere asla inanmayın. Vallahi güzel yemek yaparım. Bir de sıcak yufka böreği yaptım. Teşekkür ederim. Bir tane atsanız ağzınıza. Leblebi gibi şöyle. Allah aşkına gözümle göreyim ben, içim rahat etmez. Süzülmüşsünüz, ne olur. Yasemin. Vereceğim. Vallahi. Yasemin.
Vereceğim, vereceğim. Yasemin, şimdi aç değilim. Sonra yerim. Tabii canım, çayla daha güzel olur bu, değil mi? Çayla iyi gider. Ya ben çok severdim Emel'i. Hayır, hırlaşırdık, gürleşirdik ama... kalpten severdik birbirimizi. Nasıl oldunuz şimdi? Nasıl hissediyorsunuz? Neler geçiyor içinizden? Yasemin, benden ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Ne isteyeceğim Allah aşkına? Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur değil o. Öyle değil. Dertler derya olmuş. Ben de bir önce o değil o şarkı. İnsanlık öldü mü be? İnsanlık öldü mü? Geç Yasemin. Canınız. Hayır. Nasıl istemiyor ya? Çok güzel olmuş ama. Bir tane atayım ağzınıza Allah aşkına. Hayır istemiyorum Yasemin. Emel nasıl oldu? Allah aşkına dökün içinizi. Ağlamak falan geliyor mu? Ha? Ağlayın mı açılırsınız vallahi billahi. Doktor. Bitkisel hayattan çıkmasının zor olduğunu söyledi. Neyse, çıkmayan candan umut kesilmez tabii. Ben de evi satmaya karar verdim. Evi, bu evi mi? Niye? Hatta bugün bir emlakçı gelecek. Eve değer biçmeye. Evden gelecek parayı Emel'in iyileşmesi için harcayacağım. Küçücük bir umut olsa bile... her şeyimi bu uğurda harcayacağım. Çok iyi bir insansınız, yemin ederim. Ama hepsini ona harcamayın. Biraz yastık altı yapın. Vallahi Emel de istemez öyle sizin dımdızlak kuru bakla gibi kalmanızı. Yasemin. Ben bu hayatta değer verdiğim her şeyi kaybettim. Evet, 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 evet. Bundan sonra olacaklar da önemli değil. Benim için gelecek yok artık. Yarın yok. Ben bunları götüreyim içeriye de atarsınız ağzınıza. Vereyim mi bir tane giderken? Ha? Yok mu? Hayır. Yazık adamcağız ya. Yavuz Bey! Çay koyayım mı? Hayır içmem. Makineye çamaşırları atayım mı? Hayır gerek yok. O zaman ben bir ortalığı toplayayım. Çok dağılmış çünkü. Hayır. Yalnız kalmak istiyorum. Ama nasıl dağılmış burası ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silah mı bu? Allah'ım. Kendini vuracak bu adam. Çanta da hazırlamış. Yok 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 yok. Hadi kalk çay içmeye gidelim biz. Bayağı sahilde yürüyelim bir açılalım. Hadi oksijen. Yasemin sen işe geç kalmıyor musun? Yok canım. Ben bir telefon ederim derim ki ben hastayım. Allah aşkına ya. Komşu komşunun külüne muhtaç. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Laf buydu. Kapıda hatırlamadım ya komşuluk lafı. Bak. Kabalık etmek istemiyorum ama yalnız kalmak istiyorum. Emlakçı gelmiyor mu? Geliyor. Yalnız falan kalmayacaksınız. Ben burayı temizleyeyim. Kesinlikle. Hayır, hayır, zinhar. Mutfağa zaten şey götürüyor. Ne yapayım ben, ne yapayım? Ben bu silahı buradan alırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay burada ilaçlar var, yutmasın bu. Bunları yutar bu, ben bunları alayım. Çok dağılmış ortalık. Hemen topluyorum. Siz orada istirahat buyurun efendim. Ay tabii kadın eli şey olunca bunlarla bununla bir şey yapmaz. Bu kravatla boğar mı bu kendini? Boğar mı boğar kız? Koy sepete. Koy Yasemin.
Kemer. Ay yok. Koy 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 koy. Bu ne be? Tövbe bismillah. Ayakkabıyı niye dolaba koymuş bu? Kız bu kendini böyle mi yapacak? Dolapta kalacağını sepette kalsın. Deme lazım. Üzülürüm sonra. Ay tertemiz oldu yalnız buraları. Çok güzel hallettim. Hadi bismillah. Artık. Yavuz Beyciğim ben her tarafı temizledim. He bir bura kalmış. Aman canım. Buraydı ne yapacak emlakçı? O kadarı kadı kızında da var. Zaten bekarsınız. He? Ay yok yok. Bir şey söyleyeceğim. Telefonunuzu hemen yanınıza koyuyorum. Bir keder meder küçücük bir şey hissederseniz bir telefon bana. Tamam mı? Aklım kalmasın ne olur ya. Dolmayı ağzınıza atın. Leblebi gibi Kur'an çarpsın. İki tane yedim ben. Alo Sinan. Ay Sinan Yavuz Bey'e gittim ben bugün. Ay adam mahvolmuş zavallı. Bana bak ben şüphelendim ha bunun başına bir şey gelmesin. Yani kendi başına bir şey getirmesin daha doğrusu. Sen şey yapsan mı acaba? İşten döndükten sonra bir uğrasan iki dakika. Aa dur polis polis dur polis ele diyor. Hadi görüşürüz bay bay. Merhabalar, nasılsınız efendim? İyi günler hanımefendi. Araba kullanırken telefonla konuşmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Ay ne kadar haklısınız biliyor musunuz? Çok da dikkat ederim aslında. Memur bey, başımıza öyle büyük bir dert geldi ki kafa mı kaldı bende? Benim bir arkadaşım var, buralardan uzak inşallah. Kız bir kaza geçirdi, bitişsel hayata girdi. Dağ gibi Emel. Ondan sonra bunun bir de kocası var, yeni evlendi. Adam da bitişsel hayata girdi. Valla biraz canını kıyacağından şüphe ettik biz. Benim bir arkadaşım var mahallede. Bir telefon ettim ona. Daha doğrusu eski kocam o. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Ha, ehliyet ruhsat mı? Hanımefendi dışarı çıkar mısınız lütfen? Niye? Ah! Ay Allah iyiniz var. Ödüm patladı ha. Polis arabadan çık filan deyince. Bu insaniyet namına bir şey. Hanımefendi ah! Arabadan dışarı çıkın dedim size. Ben ne yaptım? Niye bana silah çekiyorsunuz ya? Size arabadan inin dedim. Çok ayıp ediyorsunuz ama. Tamam çıkıyorum bir dakika. Bir dakika! Rica ediyorum indirir misiniz silahını? Öteki de geldi. Devlet bugün bana mı çalışıyor ya? Masum bir vatandaşa yapılan bu şeyi kınıyorum. Kaldırın ellerinizi. Kaldırdım! Yatıyorum! Yaptım! Hanımefendi saçmalamayın ya. Kalkın ya. Kalkmayacağım! O silahlar inene kadar kalkmayın. Ne kadar ayıp bir şey ya! Normal düz bir vatandaşım ben. Bir hanıma bir kadına nasıl bir eller kalkar? Kırılsın eller! İndirin silahınızı aşağıya. Çok teşekkürler, çok rica sağ olun. Rica ederim, ne demek? Zahmet oldu bu kadar. Rica ederim, hoşça kalın. Sağ olun, çok güzelim. Ömer? Gülşah? Senin o kadının arabasında ne işin var? Hiç inkar etmeye kalkma, gözümle gördüm. Canım diye inkar edeyim. Ben kuru temizlemeciye gitmiştim. Dönüşte karşılaştık, bırakayım mı dedi, ben de olur dedim. Ay ne alaka, anlamadım yani. O kadının yolunun üstü değil ki burası. O üç sokak ötede oturuyor. Hem senin elin ayağın tutmuyor mu Allah aşkına? Niye yürümüyorsun? Gülşah sen benden hesap mı soruyorsun? Ne hakla? Ben senin karının arkadaşıyım. Sen bana emanet sayılırsın. Ah elim kırılsaydı da seni şu kursa kaydettirmeseydim ya. Hem şu kadınla tanışmamış olurdun. Gülşah yoksa sen benim Elif'i aldatacağımdan falan mı korkuyorsun? Bak Ömer kendin kaşındın. Bundan sonra o ahşap boyama kursuna gelmeni de o kadınla görüşmeni de yasaklıyorum. Bitti. Yasaklıyor musun? Sen benim annem misin ya? Ben Elif'in arkadaşıyım. Ayrıca çok yakında sınıf başkanı seçileceğim. Yani senin üstün sayılırım. Ben de benim de arkadaşımsın sanıyordum. Ya öyle tabii ama daha çok Elif'in arkadaşıyım. Bak Elif'i üzecek bir şey yaparsan iki elim yakanda olur ona göre. Ya Gülşah, altı üstü bir arkadaşım beni eve bıraktı. Ne var bunda bu kadar büyütecek ya?
Ha sen diyorsan ki ben bunu Elif'e anlatacağım. Onun kafasına böyle kötü kötü şeyler sokacağım. O zaman keyfin bilir yani. Hı? Zeytinyağı gibi üste çıktı ya. Memur bey çok rica ediyorum. Yemin ederim benim değilim. O silahla milahla ne işim olur? Bakın benim arkadaşım bitişir hayata girdi. Hanımefendi karşı tarafın sesini duyamıyorum. Bir dakika susun lütfen ya. Ben de lütfen vatandaş olarak derdimi anlatamayacak mıyım? Avukatım yok, bir şey yok. Bunun da kocası... Adı neydi? Bitkisel hayata gitti. Kimin adı? Yavuz. Yavuz Akdeniz diyorum sabahtan beri adamın adı. Yavuz Akdeniz'miş amirim. Evet, Yavuz Akdeniz'de bitkisi. O bitkisel değil, o bunalıma girdi. Bakın ben bir okul... Ben de ortalıkta delici, kesici, bölücü ne alet varsa aldım kaldırdım. Bu insanlık sepetin içine koydum. Bakın ben bir sınıf annesiyim. Sınıf annesi ne demek? Anne yarısı demek. Ben size gösterdim. Perdeleri de ben yapıyorum. Terziyim çünkü. Perde... Niye? Suçsuzum işte. Ben size ne dedim? Yahu benim silahla külahla ne işim olur kardeşim? Bakın Yasemin Anday diyeyim, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kefil olmayacak bir tane insan bulamazsınız. Açar mısın kardeşim bunu ya? Çok rica ediyorum, ben vatandaşlık görevimi yapmış. Bakar mısınız izlere? Hanımefendi verdiğiniz isim silahın sahibine ait. Biz ne dedik? Ben sabahtan beri ne diyorum? İfadenizi almamız için emniyete gitmiyorum. Ben de gelmem dedim mi? Kollarım acıdı, bu nedir ya? Altın bilezik takılması gereken kollarım kelepçe. Bu nasıl bir anlayış ya? Canım benim, eline sağlık. Afiyet olsun. Yok almayacağım şeker, sağ ol. Vallahi insanın evi gibi yok Nermin. Başın nasıl? Hala ağrım var mı? Haliyle biraz daha ağrıyor tabii. Bu da sana ders olsun. Say, gecenin bir vaktin ne işin vardı senin sokaklarda? Canım biliyorsun ya, tartışmıştık. Biraz canım sıkılmıştı. Attım kendimi sokaklara, biraz dolaşayım, kafa dağıtayım dedim. Sonra da kafanı kaldırıma vurdun öyle mi? Bu da bana güzel karımla tartışmamayı öğretti. Altay, o gece sadece... Sokaklarda dolandığından emin misin? Yani başka bir şey yoktu değil mi? Yok Nermin. Yani hepsi bu. Benim Kerem'i aramam lazım. Sen çayını iç. Alo anne. Alo. Kerem. Sesin niye öyle geliyor? Kötü bir şey mi oldu? Bana yalan söyledi. Oğlum sen haklıydın. Ama bu 6 ay hiç düzelmeyecek. Konu komşuya rezil olacağım diye geceleri gözüme uyku girmiyor. Benim boşanmaktan başka çarem kalmadı oğlum. Yani senin üzülmendense keşke ben yanılsaydım da böyle olmasaydı. Ama madem iş bu noktaya geldi, nasıl istiyorsan öyle yapalım. Kerem, bana bir avukat bul. Hemen boşanma işlemlerine başlasın. Tamam, tamam anne. Çok güzel olmuş balık Gülşah'cığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Ben değil, Kudret yaptı. Aa! Ya. Şöyle kendi ellerimle en çalışkan Elim Hanım'a bir yemek yapayım dedim. Ellerine sağlık, ne gerek var diyorum musun? Afiyet olsun. Yani bu işle arkadaşlığı birbirine karıştırmayın diyenler halt yesin değil mi? Bak biz ikisini bir arada ne güzel yürütüyoruz değil mi? Allah bozmasın. Amin amin. Gülşah'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Ahşap kursuna Ömer'i de dahil etmişsin. Hem hayatına bir renk oldu hem de çok güzel arkadaşlar edinmiş, öyle söylüyor. Öyle mi diyor? Ömer, Elif de tabii bu aralar gece gündüz çalışıyor. Ama bil ki senin desteğin olmadan yapamazdı.
Ya gece gündüz çalışması sorun değil de ben bu duş olayını duyunca benim böyle şarteller biraz attı yani. Aa, yani sana duş olayını anlattı mı? Evet, ben kızınca da saçma olduğunu söyledi ama. Yo yo, ben sana tamamen hak veriyorum. Yani şimdi elin adamı, benim karımı da üzerinde sadece bornozla kucaklayıp yatağa yatırsa ben de tabii... Ne? Bana defne yaprağı koydun mu? Kudret, neden bahsediyorsun sen? Ömer, yani geçen gün toplantının erkene alındığını söylemek için size uğradım. O esnada Elif de duştaymış. Sonra ayağı kayıp düşünce bayıldı. Ben de mecbur kaldım, kucakladım, götürdüm, yatağa yatırdım yani. Sen ne sandın? Ha. Elif senin ofisinde duş almış ya, ben de ondan bahsediyorsun sandım. Sen benim ofisimde duş mu aldın? Meyve suyu dökülmüştü böyle başımdan aşağı, mecbur kaldım yoksa yani... Pardon, bunda kızacak ne var? Yani ne yapsaydı Kudret? Elif orada baygın vaziyette yatarken bırakıp gitse miydi? Ya sen hani kimseye anlatmayacaktın? Elifciğim, yani o benim karım. Ben Gülçah'a her şeyi anlatırım. Duy bak. Kimse eşinden hiçbir şey gizlemiyor. Ya gereksiz yere sinirlenecektin, böyle kıskançlık yapacaktın böyle diye anlatmadım. Olsun, gene de söylemen lazımdı. Ben sana her şeyi söylüyorum bir kere. Aa, hadi oradan. Kurstaki o Seda denen kadınla böyle kıkır kıkır muhabbet ettiğini, arabasında fink attığını falan söylüyor musun? Seda kim? Hangi Seda? Seda kim ki? Nereden çıktı? Ya gerçekten defne yaprağı mı koydun sen? Sen lafı bir karıştırma. Hangi Seda? Ya işte kurstan biri, tamam mı? Fingirdek Seda. Ya işte yolda karşılaştık, arabayla seni bırakayım mı dedi, ben de olur dedim. Ne var bunda bu kadar büyütecek yani? Çünkü kadın fingirdek. Ha bak, duydun işte. Ya sen de ortalığı karıştırıp durma be. Saçmalama Kudret, ne karıştırması? Bu benim görevim, Elif benim arkadaşım. Kocasının ne yapıp ettiğini ona anlatmak benim vazifem. Bir dakika. Kudret, ben senin ofisinde duş olduğunu niye şimdi öğreniyorum? Yani şimdi kabak döndü dolaştı, benim başımda patladı, öyle mi? Merhabalar. Yine ne var Yasemin? Sepetini takmışsın koluna. Yiyecek bir şeyler mi getirdin? Yoksa daha önce aldığın silahı mı geri getirdin? Yok. Ayakkabı bağınızı, kemerleriniz, bilumum kravatlarınız, bıçaklar. Bir de silah da vardı da onu polis teslim aldı benden. Biliyorum. Az önce aradılar emniyetten. Bir de adamlara intihar edeceğimi söylemişsin. Ne yapayım? Öyle bir intihar süsü vermişsiniz ki kendinize. Ne yapabilirim ben? İnandım ben de size. İnsaniyet namına hiçbir kötü niyetim yok. Yemin ederim, niye yapayım zaten? Çok endişelendim sizin için Yavuz Beyciğim. Yasemin. Buyurun. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben iyiyim. İyi değilsin işte. Senin karın bitkisel hayatta nasıl iyi olacaksın? Zaten iyi olursan sende bir tuhaflık var diye düşünürüm. Çok özür dilerim ya. Gerçekten çok özür dilerim. Eşyaları karıştırdım. Bir ton iş getirdim başına. Ama yemin ederim çok endişelendim. Hiç kötü niyetim yoktu yani, vallahi billahi. O gece Emel'le kavga etmiştik. Büyük bir kavgaydı. Sonra Emel fırlayıp evden çıktı. Sonra o gürültüyü duydum. Dışarı koştum.
kazayı gördüm. Senin suçun değil bu. Nasıl suçum değil? Benim suçum. Her şey farklı olabilirdi. Ben başka bir adam olsaydım Emel şu an orada değildi. Şimdi şurada televizyon izliyordu. Yemin ederim senin suçun değil bu. Senin suçun değil. Bak kendine bunu yapma. Zaten feci bir kaza geçirmişsiniz. Zaten başına çok feci şeyler gelmiş. Bunun altında ezilirsin, mahvolursun. Ben bunu çok iyi biliyorum. Nasıl bilebilirsin ki? Sana bir sır vereceğim. Kimseye söylemeyeceksin ama. Biz birkaç sene önce bir kaza geçirdik Sinan'la. Bize çok şükür bir şey olmadı. Kazada bir çocukla annesi. Öldü biliyor musun? Biliyorum. Yani duymuştum. Sinan kullanıyormuş arabayı. İşte benim de sırrım bu zaten. Herkes Sinan kullanıyor zannediyordu ama ben kullanıyordum arabayı. 50'imi evde unutmuşum ben. O kazayı yapınca da Sinan üstüne aldı bütün her şeyi. Sana ne kadar çok vicdan azabı çektiğimi anlatamam. Bazı geceler hiç uyuyamıyorum. Küçücük çocukla annesi geliyor gözümün önüne, o son halleri. O kadar üzülüyorum ki. Allah beni affetsin ya Rabbim. Yardımım olduysa ay çok mutlu oldum. Gözyaşı döktün. Rahatladın mı? Çok. Çok mutlu oldum. Bu sarı kimseye verme, tamam mı? Kıymetli benim için. Ben artık gideyim ama. Gideyim ben. Sen git. Yine gelirim ben konuşmaya. İyi oldu ya. Teşekkür ederim Yasemin. Çok teşekkür ederim. Getirdim benden istediğin dosyayı. Sağ ol Elifciğim. Bakarsın sen. Ne geceydi ama değil mi? Ay sorma. Yani olan balıkları oldu tabii. Yarısından çoğu çöpe gitti. Sinirlerimiz de bozuldu. Yani şimdi düşününce tabii biraz da suç bende. Yani anlatmam lazımdı Ömer'e. Şu banyoda düşmem senin, öyle beni kaldırıp yatak odasına taşımam falan. Ama sonra düşünüyorum, o da bana anlatmadı. Elin kadınıyla fingir fingir dolaşıyor, arabasına biniyor falan. Söyleseydi yani, olmaz böyle. İyi yapmışım. Aslında güzel, biliyor musun? Ne güzel? Yani bunca yıllık evlisiniz, hala birbirinizi kıskanıyorsunuz. Evet, kıskanırız biz.
şey diyecektim Kudret, bu mesela ben, olur ya yani, olmaz ama hani bir kere oldu ya, olabilir ya hani, ben böyle banyoda düştüm diyelim, sen de etraflardasın falan, Allah korusun, ama sen beni bırak, ben orada öleyim ben yani, daha iyi olacak o iş gerçekten. Tövbe bir daha, yani öyle bir şey olursa seni oracıkta öleceğine bırakacağım. Çok güzel, bir de bu duş meselesini artık kapatsak, unutsak, konuşmasak, şey yapamıyorum, konuşamıyorum, yerin dibine girdim ben çünkü. Tamam, şşt, unuttuk, gitti. Çok güzel, dosyayı da bıraktın mı? Tamam, görüşürüz. Merhaba Ömer. Merhaba Gülşah. Seçim bugündü değil mi? Evet. Ama ben adaylıktan çekildim. Ne uğraşacağım onlarla? O zaman benim de gitmeme gerek kalmadı. Kalmadı. Ya bu arada senden özür dilerim. Ben biraz haddimi aştım galiba. Şu Seda konusunda yani. Aslında sen haklıydın biliyor musun? Ben daha ilk günden o kadının bana asıldığını anlamıştım yani. Aa! Niye kadının arabasına bindin o zaman? Ne bileyim, hoşuma gitti yani. Biliyorum yanlış bir şey ama. Ay Ömer bak, dikkat et. Beşer şaşar. Aman diyeyim, aman. Sakın. Ya Gülşah, ben Elif'i asla aldatmam. Asla yani. Canım yani zaten kimse aldatayım diye yola çıkmıyor ama işte insanların başı dönüyor, gözü kararıyor, bir şeyler oluyor. Sen dikkat et. Yani ben seni uyarmak istedim. İkinizi çok sevdiğim için, anladın mı? Ne mutlu bana. Böyle yanlışa düştüğümde beni uyaracak bir arkadaşım var benim. Gerçi sen Elif'in arkadaşısın ama. Yok canım. Artık senin de arkadaşın. Ama gözün Elif'ten başkasına kayacak olursa o gözünü oyarım seni. Ona göre. Korkunç intikamların peşinde olanlar duygularını sahte bir maskenin ardında saklarlar. Peki nasıl yaparlar bunu? Topuna sahip çıkmalısın Çınar. Ya sokağa hızla bir araba girse? Neler olabilir? Annen çok üzülür sonra, değil mi? Yüzlerine kondurdukları dostane bir tebessümle elbet. İntikamlarını alacakları güne kadar.